oldu? Ne işin var burada? Kudret abi yolladı. Mesele nedir? İçeride konuşsak iyi olur. Gel. Ne oldu? Bir sıkıntın var. Bir hesabı kapatmaya geldim. Ne yapıyorsun? Açık değil mi? Kudret abiye ihanetin cezası bu. Ne ihaneti? Ben kimseye ihanet etmedim. Biz öyle duymadık. Mevzunu yanlış anlamışsın. Sen öyle san. Birazdan senin leşini buraya sereceğim. Orospu çocuğu. Fena değilsin. Ama açığını belli ediyor. Geri git. Mustafa'mın izini bulabildin mi? Henüz bulamadım. Peki bulabilecek gibi misin? Var mı bir ışık Mert? Adamın benden ne istediğini biliyorsun. Mustafa'yı bulamazsak bir daha hapisten çıkamam ben. Biliyorum baba, biliyorum. Elimden geleni de yapıyorum. Ama yani o elimizdeki bir şey hiçbir şey de olabilir. Yani öyle kağıda karalanmış bir şey de çıkabilir. Sen de böyle diyorsan. Kaldık Kudret'in eline diyorsun, değil mi? Bir ihtimal. Davut'tan haber bekliyorum. Ne haber Lucy? Eğer temizlik yapacaksan etrafı iyi kontrol edeceksin. Acemisin belli. Ama temiz iş. Aferin. Adamı 4 mermiyle indirmişsin. Acizlik yapmaya mı geldin lan buraya? Yok yok. Sende cevher var. Ama bu işi daha iyi öğrenecek kadar hayatta kalıp kalmayacağına sen karar vereceksin. Bırak lan beni.
Sakin ol. Bunun içinde ne olduğunu biliyorsun. Adamı vurdun ve görüntüler benim elimde. Umurumda değil. Ama Kudret'in umurunda olacaktır. Hı? Şimdi soru şu. Kudret, bu görüntülerin polisin eline geçtiğini öğrenince sana güvenmeye devam mı edecek? Yoksa seni susturma yolunu mu seçecek? Hı? Cevabı ben biliyorum. Bence artık sana güvenmeyecek. Eğer sana hapis yolu görünürse seni susturacak. Ona ne kadar sadık olduğunu umurunda bile olmayacak. Kendini güvenceye alacak. Bunu biliyorsun. Şimdi... ya Mustafa'nın yerini söylersin... ya da bu görüntüler yüzünden Kudret seni gebertir. Yanılıyor muyum?